Dünyada 2500 yılan türü olduğu sanılır ve Türkiye'de bunların sadece 60 türü bulunmaktadır. Bunların ise 11'i zehirli, geri kalan 49 tanesi zehirsizdir. Bugünkü videomuzda ise Türkiye'de karşılaşabileceğiniz tehlikesiz yılan türlerini derledik. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Mahmuzlu yılan, ülkemizde boğa yılanı familyasından zehirsiz bir türdür. Üstelik ülkemizde bulunan tek boğa yılanı üyesidir. Bu tür Akdeniz kıyılarında, Ege, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılış gösterirler. Anlayacağınız Türkiye'nin her yerinde karşılaşabilirsiniz. Vücut ölçüleri ortalama olarak 50 ile 80 santimdir. Sırt bölgesi benekli ve genellikle kahverengi tonlarındadır. Beneklerinin renkleri ise sarımsı beyazdır. Karın bölgesi ise kirli beyaz rengindedir. Bu yılan ince yapılı, hızlı hareket edebilen bir türdür. Sırt bölgesi kahverengimsi gri veya gri tonlarında olur ve koyu renklerde benekler bulunur. Karın bölgesi sarımsı beyaz renktedir. Küçük kemiriciler, kuş ve kuş yumurtaları, kertenkeleler gibi şeylerle beslenir. Uzunlukları 180 cm'e kadar olabilir. Türkiye'de Sinop'tan Mersin'e kadar olan hattın batısında kalan yerlerde gözükebilir. Kara yılan, gündüzleri aktiflik gösteren bir yılan türüdür. Besin kaynakları küçük kemiriciler, kuş ve kuş yumurtaları ve kertenkelelerdir. Daha çok sabahları avlanırlar. Kemiricilerle beslendikleri için yararlı bir canlıdır. Boyları 200 cm'e kadar ulaşabilir. Sırt kısmı parlak, siyah, kafasının üst tarafı kırmızı lekeli ve sırttaki pulların ortasında kırmızımsı bir çizgi bulunur. Türkiye'de Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da yayılış gösterir. Sikkeli yılan, vücut yapısına bakılırsa boyun kısmı vücudunun diğer bölgelerine göre daha incedir. Sırt bölgesi genel olarak sütlü kahverengimsi ve kahverenginin diğer tonlarında olur. Vücudun yan tarafından baştan kuyruğa kadar uzanan küçük benekler bulunur. Bu benekler kuyruk bölgesinde birleşerek şerit oluşturur. Karın bölgesi çok az benekli, kirli beyazdır. Boyu 130 cm'e kadar uzayabilir. Türkiye'de Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bulunur. Kırmızı yılan, sırtı genç bireylerde grimsi kahverengi, uzunlamasına koyu kahverengi ya da siyah beneklidir. Gençler büyüdükçe bu benekler yok olmaya başlar. Yetişkin olduktan sonra parlak kırmızı ve beneksiz olurlar. Genellikle fare gibi küçük kemiricilerle beslenirler. Boyları 160 cm'e kadar uzayabilir. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yayılış gösterirler. Kocabaş yılan genellikle fare gibi kemiricilerle, küçük sürüngenlerle, kuş ve kuş yumurtalarıyla ve kertenkelelerle beslenirler. Oldukça hızlı hareket ederler. Kemiricileri yedikleri için faydalıdır. Boyları 130 cm'e kadar uzayabilir. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşarlar. Sırt bölgesinin rengi genel olarak sütlü kahverengidir. Sırtta ayrıca kenarları siyahımsı olan koyu kahverengi, zikzaklı gibi koyu benekler bulunur. Thank you.
Benekli yılan hayvana ilk bakıldığında koyu kahverengi ya da siyah beneklere göze çarpar. Benekler kuyruğa doğru küçülür. Sırt rengi ise grimsi kahverengi tonlarında olur. Karın bölgesi açık renklidir. Boyları 1,5 metreye kadar uzayabilir. Kuş ve kuş yumurtalarıyla beslenir. Türkiye'de Şanlıurfa'da Suriye sınırına yakın olan bölgede yayılış gösterirler. Kedi gözlü yılan, ismiyle dikkat çeken yılanlarımızdan bir tanesidir. Fakat zehirli olmalarına karşın insanlara karşı herhangi bir tehdit içermezler. Zehir dişlerinin arka kısmında olduğu için zehri boşaltamazlar. Zehirleri sadece avladığı hayvanları bayıltmak için kullanılır. 100 santime kadar büyüyebilir. Sırtında koyu renkli büyük benekler bulunur ve renkleri kuyruğa doğru gittikçe açılır. Karnında sarımsı benekler bulunur. Fare gibi küçük kemirgenlerle beslenirler. Türkiye'de Güney, Batı ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunur. Damlalı su yılanı biyolojik özellik olarak Neatrix natrix türüne çok benzer. Türkiye'nin dört bir yanında görülebilir. Genel olarak yeşil tonlarında grimsi ve sarımsı kahverengi renkleri içerirler. Sırtında koyu renkli benekler bulunur. Dişi damlalı su yılanları erkeklerine oranla daha büyüktürler. Boyları 1 ila 1,5 metre arasında değişir. Küçük balıklar, kurbağalar, semenderlerle beslenir. Toprak yılanı ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunur. Boyu genellikle 40 cm civarındadır. Fakat daha da büyüklerine rastlanabilir. Sırt tarafı sarımsı, kırmızı ya da turuncuya benzer bir renk bulundurur. Tüm bireylerin ensesinde siyah bant bulunur. Uysal olan bir türdür. Isırdığı neredeyse hiç görülmemiştir. Zehirsiz bir tür olduğundan insan hayatına hiçbir zararı yoktur.